11. sınıf 4. deneme B kitapçığı 7. soruya geldik. Düz şekilli şekildeki gibi bakın verilen yalnızca eşit bölmeli bak yatay düzlemi sürtünmeli olan ve sürtünme kuvveti sabit. Bu bana neyi söylüyor bakın sürtünme kuvveti sabit diyorsa her noktada benden yani ısıya dönüştüreceği enerjinin ne olması lazım? Eşit olması lazım. Bakalım. X noktasından serbest bırakılan demiş. Şu noktadan serbest bırakıyorsan bu noktada bu arkadaşın hızı 0 demektir. Y noktasından neyle geçiyormuş hocam? V hızıyla geçiyormuş. Şimdi şu yatayda eğikte, eğik düzlemde herhangi bir sürtünme olmadığı için enerji kaybım olmayacak demektir. Başlangıçta cebimde ne varsa burada ona dönüşecek. Bak burada kinetiğim yok, hızım 0. E burada da potansiyelim yok. Ne oldu? Şu noktadaki potansiyel bu noktadaki neye dönüştü? Kinetiğe dönüştü. Önce onu bir yazalım. Bakın MGH Y noktasında tamamen ne yaptı? 1 bölü 2 mv kare. Birinci eşitliğimi buldum. Diyor ki bana bu cisim x noktasından 2v ile atılsa idi. Bakın az önce v hızıyla geçiyor k noktasında duruyor. Burası önemli. 1 bölüme ilerleyebilmiş. Cebinde mgh ya da 1 bölü 2 mv kare miktarlarında bulunan enerji 1 bölmede gitmiş. Yani mgh ile cebinde mgh potansiyelini 1 bölmede yemiş. Her bir bölme mgh kadar bir enerji yiyor demektir. Eğer sen bunu ne yaparsan buradan 2V hızıyla atarsan. Şimdi dikkat bu şartlar altında cebimde ne var? Bakın artık bir kinetiğim var. 1 bölü 2 M 4V kare artı ne kadar? MGH kadar. Arkadaşlar 1 bölü 2 mv kare MGH dediysem şurası 4 MGH yapar. Benim cebimde toplamda 5 MGH'lık enerji var demektir. Bakın az önce 1 bölmesi 1 MGH yemişti. Yani şu noktada benim cebimdeki miktar 5 MGH kadar. Bu ne diyor? Her bir bölme MGH yiyorsa sen sadece 5 bölme ilerleyebilirsin diyor. O da 1, 2, 3, 4, 5. Bakın P noktasında ne yapacak? Benim cebimdeki enerji bitmiş olacak. Dolayısıyla ben P noktasında duracağım. Cevabımız D.